Nutuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. ...59. bölüm. Cemal Paşa, kabine adına milli iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor. Efendiler, Yunus Nadi Bey ile haberleşmemizin ertesi günü nihayet sadrazamdan cevap değil fakat Cemal Paşa'dan şu telgrafı aldık. Harbiye 7-10-1919, saat 12.07. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Şimdiye kadar yapılan haberleşmelerin özeti. 1. Kabine sizinle aynı düşüncededir. Milli iradenin hakimiyetini kabul eder. Ancak bir öç alma kabinesi olmaktan çekinir. Suçluların cezalandırılmasını kanuni yollarla yerine getirmeyi uygun buluyor. 2. Zarara uğramış valilerin uğradıkları haksızlıklara son verip durumlarını düzeltmeyi, yeterli olanlarını seçip özellikle atamayı, ordunun şeref ve disiplinini de geri vermeyi tamamen üstlenir. 3. Devlet, dışarıya karşı şeref ve haysiyetini yeniden kazanabilmek için milli iradeye ve heyeti temsiliyeye dayanacaktır. 4. Heyeti temsiliyenin bir temsilcisi olarak bütün işlendiğimle ve saygılı bir duyguyla arz ediyorum ki, kabine, heyeti temsiliyenin hem dışa hem de içe karşı hakim oluyor anlamını vermeksizin kendisine yardımcı durumunda kalmasını ister ve bu büyük gücün yararını takdir eder. Her şeyden önce, telgrafların karşılıklı olarak ve serbestçe çekilmesini, yerinde bırakılacak veya yeniden tayin edilecek vali ve komutanların hareket edebilmesini, özellikle kabul edilen yeni milletvekilleri seçimi kanununun her yere dağıtılarak duyurabilmesini pek yararlı görür. 5. Milli iradeye aykırı davranışlardan kaçınılacağına söz verirsem, geriye yalnız ayrıntılarının şekil ve zamanı kalır ki, bunun da pek kolay olabileceğine inancım vardır. Vatanın kurtarılmasını hedef alan gayenin gerçekleşmesine, hemen el birliğiyle çalışabilmek için ayrıntılar üzerinde ısrar edilmemesini, zat-ı devletlerin yardımlarını bekler, pek rica eder, saygıdeğer arkadaşların hepsine de saygılarımı sunarım. Harbiye Nazırı Cemal. Bu telgrafa hemen olumlu ve samimi olan şu cevabımızı verdik. Sivas 7-10-1919. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine. İlgi. Zat-ı devletlerinin telgrafta belirttikleri hususlara madde madde sırayla aşağıdaki cevap verilir. 1. Kabinenin bizimle tam bir birlik ve beraberlik içinde milli iradenin hakimiyeti ilkesini kabul buyurmasına millet adına teşekkürlerimizi sunarız. Kabinenin, heyeti temsiliyenin ve bütün milli teşkilatımızın öç alıcılıkla lekelenmesi bizce de son derece sakınılacak ve çekinilecek bir konudur. Bu noktada ve suçluların kanuni yollarla cezalandırılması gereğinde de kabine ile görüş birliği içindeyiz. 2. İkinci maddede yazılanlar için özellikle teşekkür ederiz. Bundan önce belirtilmiş olan konularda bu noktanın üzerinde durulmasının sebebi şuydu. Milli davaya ve milli mücadeleye karşı tutumlarından dolayı millet tarafından reddedilen bazı vali ve komutanlar şekle uyma düşüncesiyle geçici bir süre içinde olsa görevlerine geri döndürüldükleri takdirde gittikleri yerlerde kabullerine imkan görülmediğinden hükümet otoritesine karşı saygısızlık doğabilir endişesiydi. 3. Üçüncü madde özellikle şükranla karşılanmaya değer. İnşallah birlik ve beraberlik içinde vatan ve milletimizin kurtuluş ve mutluluğunu sağlamamız kısmet olur. 4. Tam bir iştenlikle ve büyük bir güvenceyle bildiririz ki, kabinenin gösterdiği ciddiyet ve samimiyete karşılık, heyeti temsiliye ne içeriye ne de dışarıya karşı hiçbir vakit bir hakim olma durumu almayacak, aksine tam bir görüş birliğiyle kabul buyurulan esaslar çerçevesinde hükümetin güç ve otoritesini artırıp sağlamlaştırmayı vatan ve milletin selameti için görev sayacaktır. Bu konuda asla şüphe ve tereddüt buyurulmamasını arz ve rica ederiz. Özellikle zat-ı devletlerinin tüzüğümüzün 8. maddesi gereğince doğrudan doğruya heyet-i temsiliyemiz üyesi sıfatıyla kabinede temsili olarak bulunmaları, her iki tarafında işlerinde ve kararlarında anlaşmaya varmaları bakımından bir güvence sağlayacağı için sevindiricidir. Artık kabine ile milli teşkilatımız arasında her noktada görüş birliği ve uzlaşmaya varıldığı anlaşıldığına göre elbette haberleşme konusunda kayıtlar da kaldırılacaktır. Ancak heyeti temsiliye bütün Anadolu ve Rumeli'deki teşkilat merkezleriyle bağlantısını devam ettirmek zorunda olduğundan özel telgraflar şeklinde yapılmakta olan telgraf haberleşmelerimizin eskiden olduğu gibi devamına izin verilmesini özellikle isteriz. Burada şunu da arz edelim ki
Hükümet emirlerini tebliğe başladığı dakikada hiçbir tarafta herhangi bir engelle karşılaşmamak ve en küçük bir otorite sarsılmasına uğramamak gerektiğinden bu hususun sağlanması ve heyet-i temsiliye tarafından gerekenlere gerekli tebligatın yapılabilmesi için 48 saat kadar zaman bırakılmasını rica ederiz. Heyet-i temsiliye tarafından yapılacak tebligata esas olmak ve millete güven vermek üzere yayınlanmasını rica ettiğimiz kabine bildirisinin gizli olarak yayınlanmadan önce bir örneğinin heyetimize verilmesini özellikle isteriz. Çünkü bu bildiride bir kelimenin bile milletçe yanlış anlamaların devamına yol açabileceğini ve heyet-i temsiliyeyi de millete karşı pek güç bir durumda bırakabileceğini bütün samimiyetimizle bildiririz. Heyet-i temsiliye tarafından Zat-ı Şahane'ye takdim edilecek bir teşekkür yazısıyla millete yapılacak tebliğ örneğini gerekli yerlere göndermeden önce Zat-ı Devletlerine şimdi arz edeceğiz ve bunların metnine dair kabinece ileri sürülecek düşünceler saygıyla dikkate alınacaktır. Yeni milletvekilleri seçimi kanunu üzerindeki görüşümüzü daha sonra arz etmek üzere söz konusu kanunun görüşle hazırlanmış olduğunu lütfen bildirmenizi rica ederiz. 5. Temel noktalarda tam bir uzlaşma doğduktan sonra Zat-ı Devletleri ile saygıdeğer arkadaşlarınızın samimiyetlerinden şüphe edilmeyeceğinden konunun ayrıntıları üzerinde kendiliğinden görüş birliğine varılabileceği doğaldır. Bendenizin ve bütün çalışma arkadaşlarımın en büyük saygı ve samimiyetlerimizle Zat-ı Devletinizin ve içinde bulunduğunuz kabinenin başarıya ulaşmasına ve bu sayede vatanın kurtarılmasını hedef alan gayenin bir an önce gerçekleşmesine bütün varlığımızla çalışacağımıza emniyet buyurmanızı arz ve burada hazır bulunan bütün arkadaşlarımın selam ve saygılarını sunarım. Mustafa Kemal. Cemal Paşa bu telgrafımıza o gece cevap verdi. Bunda bildirinin hemen yayınlanmasının zaruri olduğu ancak gerekli noktalara dikkat edildiği bildiriliyordu. Biz de aynı gece nezaket gereği olmak üzere cevap verdik. Fakat efendiler, hükümetin bildirisini yayınlamadan önce bize göstermek istemediği anlaşılınca biz de millete olan bildirimizi hükümete danışmadan yayınladık. Padişaha olan telgrafı da aynı şekilde çektik. Efendiler, 7 Ekim 1919 tarihini taşıyan bildirimiz, milleti tutulan yolun isabetli ve başarılı olduğu, bu yolda milli birliği koruyarak bugüne kadar olduğu gibi devam edilmesi konusunda, dolayısıyla aydınlatmaya, uyarmaya ve milletin manevi gücünü kuvvetlendirmeye yardımcı olmak maksatlarını dile getirmekteydi.